Ben bindim şimdi. Tamam Gülüm. Hoş geldin. Şöyle abi. Hadi görüşürüz. Başka ne yapsın? Başka ne var mı kendin? Başka ne var? Kalebik'te ilk kadın şoförüm, yeni başladım göreve. İnşallah bütün kadınların bu göreve gelmesini temenni ediyorum. Bu bir başlangıç olacak sanırım benimle. Güzel bir meslektir diye umuyorum. Yeni başladım, işin içine daha yeni girdim. Ya beni neler bekliyor şu an için çok bir bilgiye sahip değilim ama iyi olacağını temenni ediyorum. Rafet Bey'e de bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Umarım bütün kadınların önü açılır. Genel olarak kadınlardan çok olumlu tepkiler alıyorum. Tabii bunun aksine olumsuz tepkiler de oldu. Medyada özellikle bazı yorumlara maruz kaldım. Yani bunlar hep olacak. Tabii ki olumlu tepkiler de olacak, olumsuz tepkiler de olacak. Ama genel olarak güzel bir yaklaşım var bayan şoförlere karşı. Yani sonuçta şartlar bizi çalışmaya zorluyor, çalışmak zorundayız. Her ne iş olursa olsun, iş seçmek gibi bir şansımız sanırım şu zamanda yok. Aslında bu verdiğim bir karar demeyeyim, hayat şartları beni bu şekilde buraya yönlendirdi. Şoförlük bildiğim bir meslek. Direksiyon eğitmeni olarak çalıştığım için çocukluğumda da sürekli arabalarla haşır neşir olmuş bir insanım. Biraz erkek kuzenlere fazlaca sahibim. Arabayla olan geçmişim çok fazla olduğu için hayat beni bir şekilde şoförlüğe yöneltti. Aslında bir tercih değil. Tamamen bir hayatın akışı diyelim biz bunu.